Ya Firuzan şimdi hocanın anlattıklarından da yola çıkarak siz de mesela şöyle bir şey yapabilir misiniz? Yapıyorsunuz belki de bilmiyorum. Yani bu atık ve geri dönüşüm kurallarına uyan şirketleri zaten bütün şirketler sigortalı kardeşim. Bunları daha farklı bir sigorta ile kapsama alırız. Bunlara uymayanları daha farklı bir sigorta ile ya da bedeldir, teminattır, şudur böyle bir şey olamaz mı? Ee, olur. Ee, aslında biz dünya dostu sigortacılığa doğru adım atıyoruz. Hı. Geçen haftaki programımızda da evet. vardı bu binaların özellikle e, dünya dostu binalara yönelik geliştirdiğimiz sigortalarımız var. Biz bunu önemsiyoruz. Kendimiz de aksa sigorta olarak ofislerimizde yeşil ofisiz. Bölge müdürlüklerimizde yeşil ofisiz. acentelerimizi kattık. Dünya dostu acente Onlar da e, ofislerini dönüştürüyorlar. İşin bir, bir bacağı var. Bir de Hı. tabii ki ee, bu geri dönüşümle ilgili faaliyet gösteren firmaların sigortalanması söz konusu orada da bazı özel riskler var bizim de görevimiz o özel riskleri dikkate alıp e, bunları sigortalamak ee, yaz aylarında bir sigortalımızın hatta e, geri dönüşümden kağıt e, üretimi yapan Türkiye'de kapasitenin Hı -hı. kapasitenin de yüzde otuzundan fazlasını yapan bir e, fabrikaya geri dönüşüm e, tesisine ziyaretimiz olmuştu Tesisi görmek gerçekten uçtan uca ee, toplanılan atık kağıtları ki 1,3 milyon ton e, atık kağıt fabrikaya giriyor yılda ve 1 milyon ton e, kağıt üretiliyor. Şimdi 1 ton e, kağıt için 17 tane ağaç söz konusu olduğunda yani basit bir e, hesapla 17 milyon e, ağaçtan bahsediyoruz. Bir yılda tasarruf edilen. E, dolayısıyla bu tür tesisler çok önemli. E, toplanan hurda kağıt olarak toplanan yıllık 3,5 milyon Türkiye'de kapasite o kadar kağıdı biz Türkiye'de bunu dönüştürebiliyoruz. Bir de kağıtla ilgili bir Twitter'dan da geliyor. Galiba kağıt fabrikaları üretecekleri kağıdı %80'i kadar atık hurda kağıt ithal izni almış, almış diye Twitter'dan bir e, izleyenler paylaşıyorlar.